Merhaba değerli izleyicilerimiz, Tarım Can gündeme hoş geldiniz. 2023 yılına yapılacak olan tarımsal desteklemeler resmi gazetede yayınlandı. Şimdi haberimizin detayına geçelim. Küçük baş desteğinden başlayalım. Anaç koyun keçi desteği 100 TL oldu. Anaç tiftik keçi ilave 40 TL. Göçer yetiştiriciler için de ilave 4 TL destekleme verilecek. Yine çoban istihdam desteklemesi 30.000 TL'ye çıktı. Burada en az 100 tane olması gerekiyor. Tabii yine bu 100 ve diğer şartlar uygulama tebliği yayınlandığında tebliğde belli olacak. Yine o da çıktığında sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Sürü büyütme ve yenileme desteği ise 200 TL olarak belirlendi. Bu destekleme ne demek? Sizin geçmiş olduğumuz yıldan elinizde kalan kuzularınız büyüdü ve sürünüzde duruyorsa bakanlığın belirlediği oranda bu desteklemeden faydalanabiliyorsunuz. Büyükbaş desteklemelerinde düve alım desteği en az 1, en fazla 50 adet. Burada da yine oranlar değişti. Şu şekilde oldu. Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30 kadar destek veriliyor. Ancak hayvanlarınızı ahri işletmeden ya da düve yetiştirme merkezlerinden temin ederseniz veya genomik testi yapılmış düveleri alırsanız %50'ye kadar destekleme olacak. Besilik erkek sığır desteklemesinde ise 1 ile 200 baş arasında sınırlandırıldı. 500 TL hayvan başına destek var. Atık desteği bakanlıkça zorunlu olan aşılar yapıldıktan sonra eğer herhangi bir atık sonucu ölüm meydana gelirse atıklara büyükbaş için 3000 TL, küçükbaş için ise 500 TL destekleme ödemesi yapılacak. Gelelim en önemli, en çok merak edilen konulardan bir tanesi buzağı desteklemesi. Biliyorsunuz buzağı desteklemesinin doğum parametresine takıldığı için ciddi derecede destek alamayan buzağlar vardı. Bu sene bu sistem değiştirildi. 4 ayını dolduran, bakanlık tarafından zorunlu olan şap ve brusel aşısı yapılmış hayvanlara, buzağlara 750 TL destek verilecek. Yine üreme parametresi var. Üreme parametresine uyduysanız artı 300 TL alıyorsunuz. Eğer uymuyorsanız 750'yi her halükarda alabiliyorsunuz. Yine suni tohumlamadan doğan buzağlara artı 450 TL destekleme var. Döl kontrolü kapsamında boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağlara da artı 200 TL ilave destek verilecek. Buzağı desteğinde ekranda görmüş olduğunuz illerimizde olan üreticilerimize artı ekstradan 400 TL ilave ödeme yapılacak. Buzağı desteğinde biliyorsunuz 1 ile 20 arasında buzağı olanlara %100, 21'den 100 baş arasındaki buzağlara %75'i, 101 ile 500 arasındaki buzağlara ise %50 oranında destekleme ödemesi yapılacaktır. Buzağı desteğinde parametreye değinmek gerekiyorsa değerli üreticilerimiz, bir düveniz 22 ayından önce kesinlikle gebe kalması gerekiyor. Yine doğum yaptıktan sonra 10 ay içerisinde tekrar gebe kalması gerekiyor. Bu parametreye takılırsanız şayet 750 TL alıyorsunuz. Eğer bu şartı sağlarsanız da artı 300 TL destek almış oluyorsunuz. Yine büyükbaş desteklemelerden devam etmek gerekiyorsa manda desteklemesi dişi mandalarda 1000 TL. Soy kütüğüne kayıtlı mandalara artı 600 TL. Yine malak, yani yavrularına 4 ay ve üzerindeki malaklara 1000 TL. Soy kütüğüne kayıtlı olan malaklara artı 600 TL. Suni tohumlamadan doğan malaklara ise artı 1000 TL olarak destekleme verilecektir. Biliyorsunuz bir de hastalıktan ahri işletme desteği bulunmakta. Bunun da rakamı 1200 TL'ye yükseltildi. Burada onaylı süt çiftliği olursa işletmeler yine hayvan başına artı 200 TL destek alacak. Burada da sınırlama şu şekilde. İşletmenizde 1 ile 500 arasındaysa bu desteklemenin %100'ünü alıyorsunuz. 501 ve üzerindeyse %50 oranında destekleme alıyorsunuz. Arıcılık desteklemelerine gelecek olursak arılı kovan destekleri 60 TL. Tabi AKS sistemine kayıtlı olanlar için geçerli. Değilsek de şayet arılı kovanlara 40 TL destekleme var. Yine anaç arı üretenlere ana arı başına 200 TL. Organik arılı kovan desteği ise organik yapıyorsanız yine 30 TL'de oradan destekleme alabilirsiniz. Yem bitkisi desteğine geldiğimizde ise yine burada değişiklikler mevcut. Rakamsal olarak aynı, sadece ürün grupları değişmiş bu sene. Tek yıllık yem bitkilerinde 60 TL, sılajcılık yem bitkileri 100 TL, yapay çayır mera 150 TL, çok yıllık yem bitkileri 90 TL olmak üzere belirlendi. Mazot gübre desteğine geçtiğimizde ise arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale toplam 149 TL, çeltik 271 TL. Diğerlerini de ekranda görebiliyorsunuz. Bazı üreticilerimiz şunu soruyorlar, işte hocam mısır vesaire ekranda göremedik diye. Ekranda göremediğiniz ürünlerin hepsi diğer ürünler olarak geçmekte ve 107 TL, Nadas da 40 TL olarak belirlenmiş durumda. Organik tarım desteklemesi 1. kategori, 2. kategori ve 3. kategori olarak tablomuzda görmüş olduğunuz rakamlar kapsamında ödemeler yapılacaktır. Yine iyi tarım desteklemesinde de 3 kategori ayrılmış, örtü altı ve açıklı üretim olarak, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olarak rakamları tablomuzda sizler de görüyorsunuz.
Diğer tarımsal desteklemelere geldiğimizde küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 200 TL. Buradaki rakam zaten 5 dekar ve altında olması gerekiyordu ama bunun tebliğ yayınlanmadığı için şu anda rakamlar net değil. Yine burada tarımsal desteklemelerin tebliği yayınlandığında size daha detaylı olarak her bir desteklemenin başvuru tarihlerini ve şartlarını da ayrıca anlatacağız. Katı organik organomineral gübre desteği dekara 30 TL, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyon desteği kapsamında dekara 100 TL. Gelelim fark ödemesi desteklerine. Bu sene biliyorsunuz buğdayla 100 kuruş olarak belirlendi. Yağlık ayçiçeğinde yine 100 kuruş. Diğer ürünleri de tablomuzda detaylı olarak görebiliyorsunuz. Fark ödemesinde bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi kütlü pamukta dekara en fazla 500 kilogram olarak destekleniyor. Dane zeytinde kuruda 575 kilogram, suluda 850 kilogram. Zeytinyağında dekara kuruda 115, suluda 170 kilogram. Bu rakamları hatırlarsanız geçen sene daha aşağıdaydı, bu sene biraz daha yukarı çekilmiş durumda. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ise yine bazı ürünler grupları daha da detaya inmiş vaziyette. Ekranımızda hani en çok kullanılan arpa, buğday, çavdar, tritikale 65 TL, yine yonca 78 TL, patates 260 TL, yağlık ayçiçeği 135 TL, diğer ürünleri de ekranda görebiliyorsunuz. Sertifikalı fide fidan ve standart fidan kullanım destekleri ise Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya için standartsa 250, sertifikalıysa 800 TL dekara. Diğer meyve türleri ve asma için muzla nar hariç standartta 250, sertifikalı da 600 TL. Çilek fidesinde ise dekara 800 TL, sertifikalı olmak şartıyla destekleme ödemesi yapılmaktadır. Evet değerli üreticilerimiz, 2023 yılı tarımsal desteklemeler bu şekildeydi. Yine dediğim gibi tebliğler çıktığında bütün detaylar, merak ettiğiniz sorular, başvuru şartları, başvuru zamanları, neler gerektiği detaylı olarak aktarılacak. Tüm bu bilgiler için Tarımcan sayfamızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. 2023 yılı mazot gübre desteği icmali yayınlandı. Her destekleme öncesi il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerinde ödeme miktarı, ödeme alanı ve diğer bilgilerin olduğu listeler asılır. Bu süreçte üreticilerin listeleri kontrol ederek herhangi bir yanlışlık varsa yazılı olarak itiraz etmeleri gerekir. İcmal süresinden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Bu sebeple üreticilerimizin bu konuda dikkatli olması gerekir. Tarımsal üretim planlaması hayata geçiriliyor. Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde çiftçi izin almadan üretim yapamayacak. Tarım Kanunu'nun 7. maddesine yapılan değişikliğe istinaden tarımsal üretimin planlanması hakkında yönetmelik 14 Eylül 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bakan Yumaklı'dan beklenen haber geldi. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlıyor. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 TL, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli kapsamında 247 milyon 265 bin 495 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 38 milyon 775 bin 405 TL, destekleme kapsamında ödemeler TC kimlik numaralarının son hanesi 4, 6, 8 olanlara 15 Eylül 2023 saat 18.00'dan sonra, kimlik numaralarının son hanesi 02 olanları ise 22 Eylül 2023 saat 18.00'dan sonra yapılacaktır. Bakan Yumaklı, üretim planlaması hakkında İftahya'da açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi gazetede yayınlanan tarımsal üretimin planlaması hakkında yönetmelik konusunda 40-50 yıllık bir hikayesi var. Her konuşulduğunda, ya aslında bizim tarımsal potansiyelimiz çok ama biz şu tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik. Zernenişleri vardı. İnşallah biz bunun en önemli kısımlarını geçtik. Artık bundan sonrası el ele vererek üreticilerimizle, ilgili şehirlerdeki dinamiklerle bunun uygulamasını sağlamak dedi. Ülkemizin tarım potansiyelini elimizdeki varlıklarımızla, yani su varlığımızla, toprak varlığımızla, iş gücü varlığımızla, teknoloji varlığımızla planlayarak ihtiyacı ne kadar altında ya da ne kadar üzerinde olduğunu da bu planlamanın temel ve odak noktası olarak dikkate alınarak Türkiye'de gerçekten hem çiftçinin güçleneceği, sürdürülebilir, öngörülebileceği bir üretimin yapılabilmesini sağlamak. Yaptığımız ve yapacağımız bu düzenlemelerden tabii ki Kütahya'da nasibini alacak. Tarım alanlarının özellikle Kütahya'da kayıtlılığının arttırılması en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Orta vadeli program. Bakan Yumaklı geçen hafta ülke ekonomisini ilgilendiren orta vadeli programın açıklandığını hatırlatarak şunları kaydetti.
Orta vadeli planın en önemli konularından birisi de kırsal kalkınma ve gıda arzı güvencemiz için alınacak olan tedbirlerdi. Tarımsal üretimindeki verimliliğin arttırılması için tarımsal planlama, kent çeperlerinin özellikle büyük şehirler için tarımsal üretimin geliştirilmesi, katma değer vergilerinin desteklenmesi, özellikle genç kardeşlerimizin ve hanım kardeşlerimizin tarımsal üretimin içerisindeki varlığının arttırılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, jeotermal enerji ve sera organize tarım bölgeleri, tarımsal üretimde ileri teknolojinin kullanılması ve sorunların doğru tespit edilip doğru çözülmesiyle ilgili kabaca bu başlıklar var. Bu haftalık Tarım Can gündemimiz sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Bol ve bereketli günler dileriz.